Hanımlar beyler, kanalımdan hepiniz hoş geldiniz. Bugün Boğaziçi Kennedy Lodge'dayız. Sizlerle problem konusunu işleyeceğiz. Problemler adına neler yapabiliriz? Problemlerde nasıl hızlanabiliriz? Nasıl daha iyi olabiliriz? Daha çok neti nasıl yapabiliriz? Hangi kaynakları kullanmalıyız? Nasıl çalışmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Geçen sene bir problem videosu çekmiştim ama bu sene tekrar telefonunca yenisini çekeyim dedim. Görüyorum ki birçok arkadaşımız tekrardan problemlerde zorlanıyor bu sene de. Birkaç madde sıralayacağım. Sıra ilk maddemiz ne? İlk maddemiz önceki konuları iyi bilmek. Bu ne demek yani? Problemlerin içinde sadece problemler olmuyor ya. Önceki konulara dair de bilginizin iyi olması lazım TYT matematikte. Niye? Çünkü üstlü köklü sayılarla ilgili sorabiliyor. İşte denklem, eşitsizlikler. Ama en önemlisi oran orantı. Ya hatta bu yüzden çoğu problem kitabı artık oran orantıyı da içinde alıyor. Oran orantı problemleri şeklinde alıyor. Oran orantınızın çok iyi olması lazım arkadaşlar problemlere geçmeden önce. İkinci maddemiz ise düzenli problem çözme alışkanlığı ama bu boş şekilde değil tabii. Her gün 10 problem çözün, 20 problem çözün şeklinde değil. Ya bu ne demek? Ne kadar ihtiyacınız varsa sizin o kadar çözmeniz lazım. İlk defa başlıyorsanız tabii ki günde 10 problem, 20 problemle gitmeyin. Daha fazla çözün. Ama belli bir noktadan sonra bunu azaltacaksınız. Belki 20, belki 10 yapacaksınız. Ama süresiyle de yapabilirsiniz. Yani günlük yarım saat ben her gün probleme bakacağım da diyebilirsiniz. Sonrasında baktığınız denemelerde çok iyi yapıyorsunuz. Problemlerden soru kaçırmıyorsunuz. Sadece mat branşları çözersiniz. Genel denemeleri çözersiniz. Onların içinde de zaten problem soruları var. Ben o şekilde ilerliyordum. Peki ne kullanacaksınız? Yeni başlıyorsanız bence problemler adına bir basit bir çekiyorsun değil mi? Terbiyesiz. Size geçen sene de önermiştim arkadaşlar. Yeni başlıyorsanız eğer bence en mantıklı kitap çap. Yani eğer bir şey bilmiyorsanız bu konuda ilk defa başlayacaksınız. Temeliniz zayıfsa problemde çapı kullanabilirsiniz. Konuyu pekiştirerek ilerliyorsunuz çapla. Sonrasında gittikçe daha da zorlaşıyor. Sizi bir orta seviyeye getiriyor. Ondan sonrasında ne çözebilirsiniz? Peki ben çapı çözdüm. İşte belki bir testimden çözdüm. Artık düzenli problem çözmek için ek bir kaynağa ihtiyacım var. O zaman ne çözebilirsin? Acil matematik çözebilirsin. Bunu benim geçen sene ablam çözüldü sınavdayken. O da Boğaziçi kazandı biliyorsunuz. Ondan sonrasında ne çözelim peki? Ne çözün arkadaşlar? Elinizdeki test kitaplarından çözebilirsiniz. Test kitaplarında da zor sorular oluyor. Oralarda ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde düzenli bir problem çözme alışkanlığınız olsun. Üçüncü maddemiz arkadaşlar nedir? Problemleri sadece bu kitaplardan değil de YouTube'da sadece soru çözüm üzerine yoğunlaşan kanallar var. Oralardan da açın. Problem soru çözüm videoları izleyin. Ben takip ederdim. YKS kanalları da yaptım bizim kanalda. Nasıl oluyor mesela? Adam bir sürü farklı yayın var biliyorsunuz. 10 tane, 20 tane. Benim hepsinin kitabını almam, hepsinden soru çözmem mümkün değil normalde. Ama YouTube'da ne yapıyorlar hocalar? Elinde her kitap var. Ne yapıyor? Şu işte gideyim şu X yayınından, Y yayınından, Z yayınından. Hepsinden birer tane güzel soru seçiyor. Onları çözüyor. Ben de o videoları açardım, durdurdum. Önce kendim çözmeyi denerdim. Sonra hocadan dinlerdim. Bir de arkadaşlar bu sene Koçuk öğrencilerimden uygulattığım bir şey var. Bir yol var problemlerden onu söyleyeceğim. Normal işte fasikülden, testikülden ilerledikten sonra girişinde değil de başladıktan daha sonra işte kendi konu çalışması vesaire. Matematiğin güler yüzünün arkadaşlar videoları var. Problem kamp var. 14 videoluk ilk giriş. Onu izleyebilirsiniz. Orada da zorlayıcı sorular da oluyor. Konu anlatımını izlersiniz işte tekrar amaçlı. Soru çözüm videolarında da önce kendiniz çözmeyi dersiniz. Sonra da hocadan dinlersiniz. Bakarsınız size bakış açısı katacaktır. Diğer bir maddemiz eğer problemlerde siz bunları yapmanıza rağmen sorun yaşıyorsanız Türkçenizde bir sıkıntı olabilir. Türkçenizde derken nasıl yani paragraf anlam sorularından bahsediyorum arkadaşlar. Niye? Problemlerinde kendine ait bir dili var. Hani onu... Allah yağmur başlıyor. Hızlı bitirelim. Problemlerinde kendine ait bir dili var. O dili anlamanız için anlam sorularına da iyi olmanız lazım. Yani o problemi hemen hızlı bir şekilde anlayıp çözmeye gitmeniz lazım. Çünkü denemede sizin yeterli bir süreniz yok bol bol çözmek için. AYT'deki gibi bir süreniz yok. Hızlı bir şekilde anlayıp hemen çözüme ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun için ne yapabilirsiniz? Ben Türkçe videosu çekmiştim. Türkçe nasıl fullediğime daha 40'da 40 yapmıştım 2020'de. O videomu da şuradan çıkan linkten izleyebilirsiniz arkadaşlar. Türkçesiniz eğer iyi olursa daha hızlı çözersiniz soruları. Tabi bu ne kadar çok problem çözerseniz onunla da ilgili ama soruları daha iyi anlamanız adına bu da önemli. Diğer bir söyleyeceğim şey sorularda sırasıyla ilerleyin. Yani başını okuyup başından sonuna kadar okuyup sonrasında soru çözmeyi denerseniz hep unutursunuz. Hani kısa sorular tabii ki öyle yapın ama uzun sorularda madde madde şeklinde gidin. Yani bir sürü farklı size değer veriyor örneğin onları yazın bir kenara. Ne yapacağınızı bilin. Hem şey de denemeler için arkadaşlar netinizi yükseltmek için. Denemelerde belki 60 dakika belki 70 dakika veriyorsunuz branşlarının da artık orasını bilmiyorum. Ne yapın peki arkadaşlar? Normal genel denemelerde çok zor gözüken problemleri, uzun gözüken problemleri atlayın direkt. Onlarla vakit kaybetmeyin. Niye? Bu sefer bir probleme gidiyorsunuz. Hakikaten zor şeyler oluyor. Hepsini çözeceksiniz diye bir şey yok. Bu sefer ne oluyor? Bir tanesine 5 dakika, 10 dakika veriyorsunuz. Diğer çözebileceğiniz sorular kaçıyor. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Denemelerdeki netinizi arttırmak için bunu tavsiyemdir. Dediğimiz gibi yani test çözeceğiz. Düzenli bir problem çözme alışkanlığımız olacak. İşte dikkat edeceğiz arkadaşlar ne yaptığımızı. Türkçe'de belki bir sıkıntımız olabilir. İşte ek soru çözüm videoları izleyeceğiz kendimizi geliştirmek adına. YouTube'dan videolar izleyeceğiz.
denemelerde de dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu şekildeydi söyleyeceklerim. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.